Bugün sizlerle harika bir monitörü konuşacağız. ViewSonic'in yeni profesyonel monitörü VP2788 5K monitör. Bu monitör isminden de anlaşıldığı gibi 27 inç boyutlarında ve 5K çözünürlük sunan profesyonel bir monitör. E ViewSonic biliyorsunuz VP ViewSonic profesyonel demek. 27 27 inç 88 ürün serisi ve 5K'da burada bize çözünürlüğü sunuyor. 218 ppi ile özellikle retina ekranların çözünürlüklerini karşılayabilecek bir şekilde yüksek çözünürlüklü bir monitör. Tabi aynı zamanda Mac ekosistemini kullanmıyorsanız da Windows bilgisayarlarda da yüksek çözünürlüğü destekleyen cihazlarla çift monitöre kadar 5K çözünürlüğü kullanabiliyorsunuz. Monitörün teknik özelliklerine geçeceğim ama öncesinde biraz tasarımdan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi siyah ve gri renklerde özellikle ön kısmı tamamen siyah görünüyor ve çerçevesiz bir yapıda. Altta da böyle ince bir çerçeve var ve üzerinde hiçbir şekilde tuş yok. E, tuşlar alt kısma konumlanmış ve joystick şeklinde. Kullanımı çok kolay. Hemen sağ tarafta monitörün altından bunu yönetebiliyorsunuz. E, monitörün arka kısmı gri renkli. E, bu da çok güzel olmuş. Özellikle yeni Mac bilgisayarlarla, MacBook bilgisayarlarla çok uyumlu bir renk tonu var. Alttaki stand tamamen metal ve monitörü çok güzel bir şekilde taşıyabiliyor. Yine tabii ki arkada bir VESA bağlantısı var. 100x100 mm olarak bunu farklı şekillerde monte edebiliyorsunuz. Monitör 60 derece, bu şekilde sağa ve sola hareket edebiliyor, bakın. Ve istediğiniz açıda kullanabiliyorsunuz. Ee yine şu şekilde eğimli olarak da çalışırken istediğiniz açıda yönetebiliyorsunuz. Tabii ki her zamanki gibi bu Yükseklik ayarını da istediğiniz pozisyonda yapabiliyorsunuz. Böylece kendi çalışma standartlarınıza göre monitörü ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle kaldırdığımda göstereyim. Monitörün arkasında kabloları geçirmek için bir bölüm var. Böylece kablo kalabalığından da kurtuluyorsunuz. Monitörü tabii ki şu şekilde e, dikey olarak pivot e, konumunda da kullanabiliyorsunuz. Buradan ayarlamalarınızı yaptığınız zaman dikey bir şekilde de monitörü her zaman e, kullanmak mümkün oluyor. Tüm girişler monitörün alt kısmında. 2 adet Thunderbolt 4 e, giriş var. Böylece Mac bilgisayarları hızlı bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bakın zaten burada sadece bir tane Type-C kablosu var. Bunu ben 100W'lık çıkışa e, bağladım. Böylece Mac bilgisayara da şarj ediyorum şu anda. Yani hem laptopunuzu şarj ediyorsunuz hem de 5K çözünürlükte görüntüyü aktarabiliyorsunuz. İkinci Thunderbolt bağlantısında 15 Watt çıkış var. Buradan da yine aynı şekilde görüntü aktarabiliyorsunuz. Böylece çift monitör kullanırsanız bilgisayardan tek bir bağlantıyla iki monitörü birbirine bağlayarak tek bir kabloyla iki monitörü bağlayabiliyorsunuz ve çift monitör kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde iki adet USB-C bağlantısı var, 2 adet USB-A bağlantısı var. Bir adet HDMI bağlantısı var, bir tane Display Port bağlantısı var. Bir tane de tabii ki güç bağlantısının girdiği DC girişi var. Kutu içerisinden her ne kadar bolca kablo gelse de yani HDMI kablosu geliyor, DCI port kablosu geliyor, USB-C'den USB-A'ya kablo geliyor, USB-C'den USB-C'ye kablo geliyor ki aslında bu Thunderbolt 4 kablosu ve güç kabloları geliyor. Bu kadar bol kablo gelmiş olmasına rağmen özellikle yeni nesil bilgisayar kullanıyorsanız sadece Type-C kablosu sizin için yeterli oluyor. Bu sayede de kablo kalabalığının önüne geçiyorsunuz ve yüksek çözünürlükte rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Onun haricinde de dahili olarak iki tane 5 watt'lık hoparlör var. Böylece sesi de monitörden alabiliyorsunuz. Bu da güzel. Oldukça da güçlü bir sesi var. Hatta size sesi dinleteyim. çok yüksek bir sesi var. E tabii sesi ayarlayabiliyorsunuz buradaki joystick'ten. Monitörün kenarlarında ve üst kısmında havalandırma bölümleri var. Böylece monitör ısındıkça kendini soğutuyor. Çok daha uzun süreler çalışabiliyorsunuz. Monitör yaklaşık olarak standlarıyla beraber 6.3 kilogram. Sadece panel 4.2 kilogram. Böylece rahatlıkla farklı bağlantılarla bu VESA sistemi sayesinde masanıza da montajını yapabilirsiniz. Monitörün alt kısmında bir de aydınlatma ışığı var. Bunu iki farklı renk sıcaklığında kullanabiliyorsunuz güneşi ve daha sıcak. E bunu da yine menüden yapıyorsunuz. Bu sayede sadece önünüzü aydınlatıp daha konsantre bir şekilde çalışmak mümkün oluyor. Tasarım detaylarından sonra şimdi gelelim asıl önemli özelliklere. VP2788 profesyonel bir monitör olduğu için de renk uzayı bizim için bu noktada çok çok önemli. Fotoğrafçılar, kurgu yapanlar, grafik tasarımcılar ve web ortamlarında çalışanlar için tamamen profesyonel ihtiyaçları karşılayacak bir monitör. E, DCI-P3 renk uzayının %99'unu kapsıyor. E, bu kadar geniş renk uzayını kapsadığı için de tabii ki sRGB ve RG709 renk uzaylarında %100 olarak kapsıyor. Dolayısıyla ciddi anlamda hangi alanda çalışıyor olursanız olun bu monitörle doğru renkleri görebileceğiniz anlamına geliyor. DCI-P3 renk uzayı en geniş renk uzaylarından bir tanesi. Mac bilgisayarlarda gördüğünüz rengin aynısını burada da göreceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla her zaman doğru renklerle çalışıyorsunuz. IPS bir panel olduğu ve yansıma önleyici bir kaplaması bulunduğundan dolayı e, oldukça rahat bir şekilde ışık yansımaları olmadan çalışabiliyorsunuz. Bakın içeride şu anda ışıklar olmasına rağmen bu şekilde çeviriyorum. Ciddi anlamda bir parlama ve ekranda tuhaf bir görüntü olmuyor. Açıkçası bu IPS panel gerçekten başarılı. burada bir parlak ekran olmuş olsaydı etraftaki bütün ışıkları, bu petek desenlerini her şeyi görecektik ve çalışmak çok daha zor olacaktı. VP2788 aynı zamanda HDR 400 standardında destekliyor. Yine Pantone onaylı bir monitör. Yani bu şu demek? Burada gördüğünüz renkler aslında onaylanmış renkler ve doğru renkler anlamına geliyor. Tabi doğru renk dediğimiz zaman diğer önemli bir detay da delta E değerinin 2'nin altında olması geliyor. E bu monitörde delta E değeri yine 2'nin altında. Yani bu monitörün hem köşelerinde hem de merkezinde Aynı tonları, aynı kontrastı, aynı renkleri göreceğiniz anlamına geliyor. Renkleri uzun süre doğru görebilmek için tabii ki arada bu tarz monitörleri kalibre etmek gerekiyor. Viewsonic'in kendi Color Pro tekerleği ile otomatik olarak e, monitörü kalibre edebiliyorsunuz. Ayrıca X-Rite gibi harici kalibrasyon cihazlarıyla da yine bu monitörü kalibre edebiliyorsunuz. E, fabrikasyon ayarlarına geri getirdiğiniz zaman da ilk fabrikadan çıktığı haline geri dönüyor. Yine renkleri doğru bir şekilde görebiliyorsunuz. Monitör 1 milyar rengi destekliyor. Yani 10 bit olarak burada renkleri görebiliyorsunuz. Bunu 8 bit artı FRC olarak yapıyor. Böylece 10 bit renge ulaşıyorsunuz. Monitör 60 Hz'de çalışıyor ve 5 milisaniye tepkime süresi var. E, bu bir oyun monitörü olmadığı için, profesyonel bir monitör olduğu için böyle 120 Hz'leri, 240 Hz'leri göremiyoruz. İşte 1 milisaniyeler söz konusu olmuyor. Ee, ama profesyonel işler için, yani renk kurgu video işleri için, 5 milisaniye ziyadesiyle yeterli. 60 Hz'de yeterli. Monitör 60 Hz olmasına rağmen ve ben 1 bölü 50 ile video çekiyor olmama rağmen bakın hiçbir titreşim yok. Flicker olayı yok. Çünkü bu monitörde flicker önleyici var. Yani titreşimsiz bir monitör. Böylece saatlerce çalışsanız bile sizi rahatsız etmiyor. Yine göz yorgunluğu olmaması için de mavi renk filtresi var. Bu sayede de özellikle gece geç saatlere kadar çalıştıktan sonra uykusuzluk sorunu yaşamamanız için bu da düşünülmüş. Özellikle fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar için netlik arttırma özelliği var. Böylece çok daha keskin ve detaylı görebiliyorsunuz. Renk uyarlamaları da var. Yani işte video için, fotoğraf için, grafik tasarım için farklı şekillerde renk modları da var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir büyüteç özelliği de var. Böylece detaylar üzerinde çalışırken yine bunu aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Özellikle 3D modelleme yapanlar için de cat kem özelliği var. Yani kontrastı çok fazla arttırarak her bir çizgiyi, her bir detayı görmenize yardımcı oluyor. Oyun oynamak istediğiniz zaman da adaptif signing özelliği sayesinde de size işte renklerde yırtılmalı olmadan oldukça güzel bir şekilde oyun deneyimi de sağlıyor. Yani her zaman tabii ki çalışmazsınız. Bazen oyun oynamak istediğiniz zaman bu monitörle oyunda oynayabilirsiniz. Şimdi bu kadar bu monitörün renklerinden bahsettik. Size biraz da monitörde renkleri göstereyim. E, laptopu kapattığım zaman artık görüntü burada akmaya devam ediyor. Mac kullananlar bunu bilir. Bilgisayarınızı açık olarak kullanmak durumunda kalmazsınız. Böylece laptopunuzun ömrünü uzatırsınız. Hem de Type-C bağlantısıyla çok daha geniş bir ekranda 5K çözünürlükle e, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde renkleri görüyorsunuz. Yani şu yansıma olayını da Açıkçası sizlere göstermeye çalışayım. Tabii ki kameranın çekimi, buradaki detayları ne kadar aktarabileceği biraz farklı bir durum. Ama benim gördüğüm, yani renkleri çok canlı bir şekilde görüyorum. Oradan da oldukça iyi görüneceğini düşünüyorum. Viewsonic monitörleri beni takip edenler genel itibariyle biliyordur. Ben uzun yıllardır kullanıyorum. E VP2785 4K monitörü 5 yıldan uzun bir süredir aktif olarak kullanıyorum ve yeni aldığım şurada gördüğünüz 2768A 2K monitörü de e, ekipman parkına eklemiş oldum. Çift monitör olarak çalışıyorum. ViewSonic monitörler renkleri doğru göstermesi, performansı ve sorunsuz bir şekilde çalışması sayesinde benim yıllardır keyifle kullandığım monitörler bugüne kadar hiçbir arıza, bir sorun, teknik bir problem yaşamadım. Fotoğraf düzenleyeceğim zaman mesela renk ayarlarını Adobe RGB ya da sRGB olarak yapıyorum. Çoğunlukla web ortamında paylaştığımız için sRGB yeterli oluyor. İşte baskı yapılacaksa ya da bir dergiye göndereceksem o zaman Adobe RGB'de çalışıyorum. Kurgu yapıyorsam çoğunlukla kurgu esnasında SRGB'de duruyor monitör ama son çıktığı almadan önce renkleri yapacağım zaman Reg 709'da renklere bakıyorum ve ona göre çıktımı alıyorum. Dolayısıyla bu profesyonel iş akışı benim için çok çok değerli. Çift monitör olarak kullanmanın ciddi avantajları var. Böylece işte dosyalar bir yerde oluyor, kurguyu bir yerde yapıyorum, nihai çıktığı tam ekran olarak monitörün birisinde bakarken menüler başka bir yerde oluyor. Dolayısıyla çok esnek bir çalışma imkanı oluyor. E, bu Burada da 5K çözünürlükle bunu yapabilirsiniz. Özellikle böyle çift monitör kullanırsanız bu monitörden iki tane. Bu sayede de çok esnek ve çok profesyonel bir çalışma imkanınız oluyor. Açıkçası profesyoneller için bence bu monitör çok çok kullanışlı bir monitör. Yani fiyat anlamında da normal işte Apple'ın kendi ürettiği stüdyo display monitörlerin neredeyse yarı fiyatı. Ama aynı renk uzayını görebiliyorsunuz. E, dolayısıyla ciddi anlamda yani biraz bütçesi kısıtlı profesyoneller için iyi bir monitör almak isteyen amatörler için çok kullanışlı, çok kaliteli bir monitör. Ben hem tasarımının hem kalitesini hem verdiği renkleri yani şuradan şu açıdan bile Karşıla ışık olmasına rağmen renkleri görebiliyorum. Açıkçası bu çok değerli. Profesyonel monitörlerle uzun süredir çalışan birisi olarak VP2788 5K monitörü de ayrıca gerçekten tavsiye ederim. Ben gayet beğendim. Evet bugün sizlerle ViewSonic VP2788 5K monitörü konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve hayip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.